Bugün konuğumuz 2019 model Citroen C-Elize Otoshops'un katkılarıyla yaptığım ikinci el incelemelerinden bir nesile daha karşınızdayım. Bu bana sorduğunuz araçlardan bir tanesi ve bir sonraki aracı da siz belirleyebilirsiniz. Tek yapmanız gereken şey aşağıdaki linke tıklayıp Otoshops'un internet sitesine girmek, Kartal Şube stoklarına bakmak ve orada merak ettiğiniz bir araç varsa onu bana yorumlara yazmak. Ben de eğer araç müsaitse, çekilmeye uygunsa sizin için anlatmayı tabii ki çok isterim. Konumuza geri dönecek olursak C-Elize kuzeni ya da kardeşi ya da ikizi her ne derseniz belki çift yumurta ikizi denilebilir. Peugeot 301 ile birlikte PSA'nın gelişmekte olan pazarlar için, sedan sevdalısı gelişmekte olan pazarlar için geliştirdiği modellerden bir tanesiydi. Ve aslına bakarsanız geçmişlerde bayağı eskiye dayanıyor. Peugeot 301'in üretimi bitti ve ben dürüst olmak gerekirse C-Elize'nin de üretiminin bittiğini düşünüyordum. Ta ki geçen gün bir kamyonun arkasında bayiye doğru giden 0 kilometre bir Citroen C-Elize görene kadar. Yani birazcık unutulmuş bir model olabilir belki pek çoklarınız için ama bu otomobillerin üretim amacı, varlık amacı nispeten kolay ulaşılabilecek ama pek çok ailenin de ihtiyaçlarını giderebilecek yeni bir otomobil satın alma ihtimali oluşturabilmek. Yani aslına bakarsanız yıllanmış, geçmişinde neler yaşadığı belli olmayan ikinci el bir otomobil yerine satın alınabilecek makul fiyatlı bir sedandan bahsediyoruz burada. Citroen C-Elize'nin üretim felsefesi tam olarak budur. Kendine has bir altyapı üzerinde yükselir, kendine has içerikleri vardır. Evet, PSA donanımları ya da PSA parçaları çok rahat bir şekilde burada da görülebilir ama diğer Peugeot Citroen modellerine pek de benzemezler 301 ya da C-Elize. Hem sürüş özellikleri açısından hem de aslına bakarsanız iç mekan özellikleri açısından zaten birazdan otomobil etrafında bir tur atarak size bunların hepsini anlatacağım. Bu otomobilleri satın alırken en önemli çekim noktası kuvvetle muhtemel Peugeot Citroen motorlarıdır. Mesela 1.6 litrelik dizel motor ikinci elde karşınıza çıkabilecekler arasında. 1.5 litrelik dizel motor şu anda mesela yeni bir C-Elize satın almak istiyorsanız halen satışta olan tek güç seçeneği olarak piyasada. Bu araçta da bulunan 1.2 litrelik benzinli motor. Yanlış hatırlamıyorsam bir dönem 1.6 litrelik benzinli motor otomatik şanzımanla birlikte gelmişti mesela. Böyle baktığınızda Peugeot Citroen motorlarını ulaşmanın en kolay yollarından bir tanesiydi. Bu otomobiller piyasaya sürüldüğünde ikinci elde şu anda hala bu durumlarını devam ettiriyorlar. O zaman otomobilin etrafında bir tur atalım. C-Elize'nin etrafında bir tur atalım. Neler var neler anlatayım size. C-Elize'nin etrafındaki turumuza hemen başlayalım. Burada görmüş olduğunuz makyajlı bir versiyon. Makyajla birlikte gelen en önemli yenilik, dışarıda görebileceğiniz en önemli yenilik gündüz farları, şuradaki LED şeritler gündüz farı olarak kullanılıyor. Makyaj sonrasındaki versiyonlarda eskiden farların içinde yer alıyordu gündüz farları. Bunun dışında dönemin Citroen tasarımı aslında bakarsanız mesela C4 de bu burun tasarımına çok yakın bir tasarımla birlikte geliyordu. C-Elize tanıtıldığında C4 neredeyse iki nesil değiştirdi arada. C-Elize ile birlikte var olan C4 nesli tarihe karıştı, hatta Citroen tarafından neredeyse inkar edildi. Sonrasında C4 Cactus onun yerini aldı ve şimdi malumunuz zaten satışta olan C4 hala piyasada ve C-Elize hala varlığını sürdürmeye devam ediyor. Buradan hemen yan tarafına doğru şöyle bir geçelim. Sade bir tasarım var tabii ki burada. Sonuçta bir maliyet odaklı otomobil geliştirmek istiyorsanız mutlaka üretim maliyetlerini en başta düşürmeniz gerekiyor pek tabii ki. Bu üretim maliyetlerinden bir kısmı da kalıplardan geçiyor. Kalıpların öyle çok çetrefilli olmaması gerekiyor nispeten. Basit, düz hatlara sahip bir otomobil geliştirmeniz gerekiyor. Burada yine şöyle otomobili boydan boya geçen bir kırık çizgisi var mesela. Kapıların altında yine dekoratif bir kırık çizgisi var. Yani tamamen düz bir tasarım yapılmamış. Mesela ilk nesil Dacia Logan'da tamamen düz paneller kullanılmaya çalışılmıştı. Burada biraz daha süslü bir sedandan bahsediyoruz diyebiliriz. Ama yine de genel olarak baktığınızda 3 hacmi tam olarak gösteren bir otomobil. 4 metre 41 santimlik boyu var otomobilin. 2 metre 65 santimlik aks mesafesi var. Bu değerler aslına bakarsanız kompakt sınıftan çok da uzak değil. Kompakt sınıftaki bir sedandan çok da uzak değil. Ama B sınıfında yani küçük sınıfta karşılık görüyordu C-Elize ve 301. Vakti zamanda ya da bugün itibariyle de baktığınızda aslına bakarsanız Renault Symbol ve Fiat Linea gibi modellerle rekabet eden bir araçtan bahsediyoruz burada. Şöyle hemen arka tarafa doğru götüreyim sizi. Büyük bir Citroen logosu var burada. Altında Citroen yazıyor tabii ki ve C-Elize yazılarını da görebiliyorsunuz. Bagaj kapağında şöyle hoş bir çıkıntı var. Sanki ufaktan bir spoilermiş gibi burada gördüğünüz gibi. Ama yine de sade bir tasarım olduğu söylenebilir herhalde. Arka taraftan hele böyle beyaz
gövde rengiyle de satın aldığınızda bayağı bir sadeliğini gösteriyor. Bagajı göstermek için önce anahtarını bulmam gerekiyor. Çünkü bagajın dışarıdan açılma ihtimali yok. Şurada gördüğünüz gibi modern PSA anahtarı bu otomobilde sunuyor. Ve bagaj kapağını anahtardan açabiliyorsunuz. İçeriden de açabiliyorsunuz bu arada. Bagaj kapağı şöyle yarım kalıyor. Bu otomobiller ilk tanıtıldığında en dikkat çeken şeylerden bir tanesi de aslında bakarsanız bu konu. Şöyle göstermeye çalışayım size. Bagaj kapağının biraz hafifliği vardır. Enteresan bir hafifliği vardır ya da diğer otomobillerden biraz daha farklıdır bu konuda. Şöyle hafif dalgalanır da bagaj kapağı. Sonuçta bagaj kapağı sadece aslına bakarsanız bagajı korumak için var olan bir yapı. Yani bir güvenlik vesaire gibi bir işlevi olmuyor bagaj kapaklarının. Sadece estetik olarak buradalar. Burada güvenliği sağlayan şey asıl burada alt tarafta yer alan şasi elemanları vesaire, arkadan bir çarpma geldiğinde bu bölümde zaten komple darbe sönümleme bölgesi olarak çalışıyor. Yani bagaj kapağı zaten ilk feda edilecekler arasında. Göstereyim size, bir kaplama vesaire bulunmuyor ya da bir tutamak bulunmuyor. Şuradan belki tutabilirsiniz. O da pek hoş bir his vermiyor. Şuradan tutmak en iyisi. Burada 506 litrelik bir bagaj hacmi bulunuyor. Gördüğünüz gibi gayet güzel bir bagaj. Ağzı oldukça geniş. Çok rahat bir şekilde yüklemeyi yapabileceksiniz. Eşikte herhangi bir kaplama bulunmuyor. Hatta bakın burada da boya ufak tefek çizilmiş. Ama kolayca yüklenebilecek bir alandan bahsediyoruz. Burada yeterince geniş bir alan. Hatta şöyle eğildiğimde belki duyuyorsunuz siz de. Biraz eko yapıyor sesim o kadar. Geniş bir alan ve metalleri açıkta bulunan bir alan. Zeminin altında tam boy bir yedek lastiği var. Şu havuz olduğu için kaldırmam biraz zor olacak ama şuradan deneyeyim yine kaldırmayı. Şöyle gördüğünüz gibi tam boy bir yedek lastik var. Burada ekstra yükleme alanı var. Mesela yedek lastiği bir şekilde çıkartmayı tercih ederseniz burada yine ekstra da bir yükleme alanı, bu 506 litreye dahil olmayan bir yükleme alanı da elde edebiliyorsunuz. Şu bagaj kapağını kapatayım. Buradan arka koltukları hemen şöyle geçelim. ...2 metre 65 santimlik aks mesafesi sayesinde arka koltuklardaki diz mesafesi oldukça iyi. Baş mesafesi hiç kötü değil. Ve ferah da bir alan burası. Geniş cam alanları var. İleriye doğru görüş açınız hiç kısıtlanmıyor. Burada koyu renk kaplamalara rağmen tavan kaplamasının açıklığında tabii ki faydasıyla birlikte gayet güzel bir yaşam alanından bahsediyoruz. Bunun dışındaki konularda pek öyle tabii ki dolgun değil diyelim. Bu otomobil gördüğünüz gibi gerçek kafalıkları yok. Şurada sırtlığın süngerlerinin devam etmesiyle kafalığımsı alanlar oluşturulmuş. Kanunları karşılayabilmek için ortada buna bile zahmet etmemişler. Isofix bağlantıları var. Şurada etiketlerini görüyorsunuz. Şurada aşağıda bir yerlerde olması lazım. Bulamadım. Şurada bir yerde herhalde. Buldum. Evet, şurada Isofix bağlantıları var. Kol dayanağı yok tabii ki. Orta bölümde ilginç bir şekilde, daha doğrusu orta bölüme geçmeden kapı içinde bir cep de bulunmuyor. Orta bölümde cam kumandaları, arka camların kumandaları bulunuyor. Eski Renault modellerinden hatırlarsanız belki bunu Renault 21'lerde, yanlış hatırlamıyorsam Renault 19'larda yine burada yer alan kumandalar bulunurdu. Biraz daha büyüktü o düğmeler. Onları ayağınızla bile basabilirdiniz. Şöyle ayağınızın ucuyla bile basabilirdiniz. Burada tabii bunlara basamazsınız ayağınızın ucuyla. Bunun nedeni ne diyecek olursanız kablolama. Sonuçta kapılara giden kablolar, fazladan kablolar ekstra maliyet anlamına geliyor. Buradan kablodan tasarruf edilmiş oluyor buraya yerleştirilmesiyle birlikte. Koltuk sırtlarının arkasında cepler bulunmuyor. Şu bölümü belki ortak kullanılabilir ön tarafla arka taraf arasında. Belki bir ihtimal yeterince eğilebilirseniz. Şuradan hemen kokpite geçecek olursak. Dediğim gibi FEC Citroen modellerini, yani dönemin Citroen modellerini tam olarak andırdığı söylenemez bu kokpit yapısının ama o zaman için, yani ilk tanıtıldığı zamandan bahsediyorum. Makul fiyata satın alınan bir otomobil için makul de bir kalite algısı vardı diyelim. Özellikle mesela şu kokpitin orta bölümünü kaplayan malzeme, lake boyalı bir plastik malzeme o. Bu mesela kalite algısını bir hayli artırıyor. Aslına bakarsanız o dönemde yeni yeni kullanılmaya başlanmıştı. Bu malzemeler ilk tanıtıldığında modeller yeni yeni kullanılmaya başlanmıştı. Ve burada da karşılık görmesi, burada da yer bulması aslına bakarsanız o günler için enteresan bir yaklaşımdı. Bugün içinde baktığınızda hiç de kötü gözükmüyor aslına bakarsanız. Şöyle bir genel bu fiyat sınıfındaki modellerle kıyaslayacak olursak eğer çok da enteresan durmuyor. Çok da garip en azından durmuyor. Tabi bu kokpitte ciddi
tasarruf önlemleri var. Mesela direksiyonun derinlik ayarı bulunmuyor. Sadece yükseklik ayarı bulunuyor. O da çok kısıtlı. Ya da yine cam kumandaları burada. Eski BMW modellerinde belki de olduğu gibi ya da Mercedes modellerinde olduğu gibi. Vites kolunun hemen ön tarafına sıralanmışlar. Onun dışında şurada küçük bir bilgi ekranı bulunuyor. Bu bilgi ekranından hem müzik sisteminin kumandalarını görebiliyorsunuz hem de yol bilgisayarını görüyorsunuz. Mesela şu anda gördüğünüz gibi burada yol bilgisayarı verileri var. Bunun yerine mesela üst donanımlarda büyük bir dokunmatik ekran geliyordu. Burada iklimlendirme kumandalarını görüyorsunuz. Üst donanımlarda dijital iklimlendirmesi, dijital kliması vardı. Mesela 301'in ve C-Elize'nin ve gerçekten de dijitaldi sadece bunlar. Çünkü dijitalle otomatik iklimlendirmeler karıştırılır. Ya genelde insanlar da pek otomatik modda kullanmazlar iklimlendirmeleri. Sadece dijital ekranlar üzerine ayarlamayı severler. Kendileri manuel bir şekilde fan hızını ayarlamayı severler. Burada da zaten yapılan oydu. Tam olarak dijital bir ekran vardı. Fan hızını vesairesini kendiniz ayarlamanız gerekiyordu. Yani kabin ısısına göre otomatik olarak çalışan bir iklimlendirmeden bahsetmiyoruz burada üst donanımda gelende. Alt donanımda da böyle çevirmeli düğmeler vardı. Yani tek farkı aslına bakarsanız tam olarak burada çevirmeli düğmelerin olması, orada bastırarak çalıştırdığınız düğmelerin olması. Bunun dışında şunu da atlamamak lazım. Eski PSA manuel vites kolu belki özlemişsinizdir. Uzun zamandır görmüyor olabilirsiniz. Vakti zamanında dizel 308'ler vesaireler bu vites koluyla satılırdı. Şuradan hemen analog gösterge tablosu. Bu analog gösterge tablosu da ilginçtir. Mesela çok rahat okunur. Ortasında bir bilgi ekranı var. Bu bilgi ekranı değişmiyor. Biraz önce söylediğim gibi yol bilgisayarı verileri burada gösterildiği için. Bu ekran size kilometre ve yakıt göstergesi gibi göstergeleri sadece veriyor. Bu ekran alttan aydınlatmalı. Eskiden Optitron denirdi buna Toyota'larda vesairelerde. Alttan aydınlatmalı ve gündüzleri mesela farınızı yakmazsanız ekranı okumak bir hayli zorlaşır. Hatta şuradan uzanabilirsem farları kapatayım sizin için. Gördüğünüz gibi şu hale geliyor. Normal şahada kamera yüzünden de biraz daha zorlaşıyordur belki ama normalde de görmek hayli zordur. O yüzden gündüzleri de farlarınızı açık gezmeniz en güzelidir. Bu otomobillerde şöyle genişçe bir kapı içi cebi bulunuyor. Oradan yakıt deposunun kapağını da açabiliyorsunuz. Şurada bir bardaklığımsı bir yer bulunuyor. Şöyle arkaya doğru gelirsiniz yine biraz önce gösterdiğim ortak kullanımlıymış gibi olan alanlar var. Şurada müzik sistemi kumandası şöyle göstermem daha kolay olur. Müzik sistemi kumandası. Bu da zaten bir klasik. Bunun da ilginçliği aslına bakarsanız bütün Fransız otomobilleriyle ortak bir ilginçlik. Alışmadıysanız henüz bazen mesela kontağı kapatmak için eliniz buraya gidebilir. Bu da tabii uç bir nokta ama böyle bir çelişki de bazen oluşabiliyordu. Durumlar böyle. Kokpitle ilgili olarak o zaman direksiyona geçeyim. Neler var neler yok sürüşte onları da anlatayım size. Şimdi de Citroen C-Elize'nin direksiyonundayız. Hemen motordan başlayayım konulara. Buradaki otomobil 1.2 litrelik benzinli motora sahip. 1.2 VTI olarak geçiyor bu motor. Bu motor aslına bakarsanız şu anda PSA ürün gamında sıklıkla kullanılan 1.2 litrelik motorun bir türevi, turbo beslemesi olmayan türevi. Atmosferik beslemeli. Buradaki motor 72 beygir güç, 110 Nm tork üretiyor. Çok öyle çekiş gücünün yüksek olmadığını tahmin edersiniz. Bunun alternatifi başta da söylediğim gibi 1.6 litrelik ve 1.5 litrelik dönemsel olarak bunlar değişiyor tabii ki. Dizel motorlar. Dizel motor yine tahmin edersiniz ki çok daha iyi performans sunuyor ve aslına bakarsanız bu otomobillerin de çekim noktasıymış gibi. Fakat ikinci el pazarına döndüğünüzde, hatta şu anda bu otomobilin yenisi üzerinden de konuşursak eğer, dizel motoru satın almak pek o kadar bu nasıl anlatılır acaba? İyi bir satın alma değilmiş gibi. Çünkü dizel motor pahalı olduğu için yüksek bedel ödemeniz gerekiyor. Ve o fiyat seviyelerine çıktığınızda da gerçekten size çok daha fazla keyif verecek, çok daha iyi hizmet edecek bir otomobilde satın alabilecek noktalara kadar çıkıyorsunuz. O yüzden buradaki 1.2 litrelik motor çok daha çekici bence. Çünkü makul bir şekilde bu otomobile, bir otomobile en azından düşük kilometreli, daha az sorun çıkarma potansiyeli olan bir otomobile ulaşmanın yöntemi buradaki 1.2 litrelik atmosferik beslemeli motoru tercih etmek. Bu motorun en önemli özelliği alt ve orta devirlerinin dolu olmasıdır. Bu nedenle de mesela 110 Nm'lik nispeten düşük torkuna karşın 5 vitesli manuel şanzımanla birlikte geliyor bu arada. Şanzımanın oranlarıyla da eşleştirdiğinizde bu durumu mesela şehir içerisinde hiç de kötü hissettirmez. Gaz pedalına tepkileri gayet güzeldir. Atak kullanabilirsiniz bu otomobili şehir içi hızlarda. Şehir dışına çıktığınızda mesela otomobil yüklü olursa otoban hızlarında tabii ki
hızınızı korumakta zorluk çekeceksiniz. 110 Nm'lik tork çünkü gerçekten düşük. Onun için de maksimum tork verisinin yayıldığı devirleri bulup o devirleri kullanmanız gerekiyor. Yani belli bir hızla girerseniz maksimum tork devrinde tutturursanız eğer o hızla devam edebiliyorsunuz yolunuza. Atmosferik beslemeli motorların zaten hayatı, durumları tam olarak böyledir. Sonuç itibariyle baktığınızda evet, eğer ki araç kullanımınızın çoğu şehir içerisinde gerçekleşiyorsa bu motor şanzıman ikisi size çok güzel bir şekilde hizmet edecektir. Böyle net bir şekilde herhalde söyleyebilirim. Bunun dışında mesela araç boşken otobanda da sizi rahatsız etmez. Çünkü 5 vitesli olması sayesinde şu anda 100 km saat hızla gidiyorum. Ve motor 3000 devir çeviriyor. Yani aslında hiçbir zaman otoban hızlarında da motorun zayıf olduğu devirleri görmüyorsunuz eğer çok fazla yavaşlamazsanız. Dediğim gibi sadece yüklüyken tork yetmeyeceği için biraz da hızını korumakta zorluk yaşayabilir. Tüketim kısmına geçelim. Buradaki tüketimleri okuyayım size hemen. Son 450 km'de 28 km saatlik bir ortalama hızla birlikte 6.8 litre. Bu içinde bulunduğum otomobilin tüketim verisi, gerçek hayattaki tüketim verisinden bahsediyoruz. Yani eğer sakin kullanırsanız, eğer çok öyle ara hızlanmalar vesaireler yapmazsanız motoru, yani çok fazla zorlamazsanız 6.5 litreler civarında da yetinebilirsiniz 100 kilometredeki tüketim açısından. Şehir dışına çıktığınızda 6 litrelere düşmeyecektir. Yine bu civarlarda kalacaktır çünkü orada biraz daha fazla zorlanacaktır motor. Takdir edersiniz ki. Sonuçta küçük motorların aslına bakarsanız çıkmazı budur. Şehir içerisinde yeterli performans sunarlar size. Ama şehir dışında makul performans sunmak için bile çok fazla çaba sarf etmeleri gerekir. Bu da tüketimlerini artırır. Durumlar böyle motorla, şanzımanla ilgili olarak. Diğer konulara hemen geçelim. Sürüş konusu tabii ki. Önde MacPherson var. Arkada torsiyon çubuğu var. Hidrolik bir direksiyon sistemi var. Elektrikli değil. Direkt hidrolik bir direksiyon sistemi var. Bu üçlüyle birlikte çok öyle güçlü bir yol tutuşu tabii ki yok otomobilin, herhalde bunu tahmin edersiniz. Ama yine de korkutmaz. Bu neden önemli? Çünkü bu otomobiller tanıtıldığında dönemin modelleri pek böyle değildi. B hatchback, B sedanlar açısından bakacak olursak, küçük sınıf sedanlar açısından bakacak olursak biraz korkutucu sürüşleri vardı. Bu otomobiller piyasaya sunuldu. 301 ve C-Elize piyasaya sunulduğunda, bakın kabrio bir Beetle bu arada. Umarım bozulmamıştır, o çok tehlikeli bir yerde. Bu otomobiller piyasaya sunulduğunda sürüşleriyle ayrıcalıklıydılar aslına bakarsanız. Bugün için tabii ki bu ayrıcalık çok daha geride kaldı artık. Renault Talyant da gayet iyi bir sürüş sunuyor mesela, ya da Fiat Egea bayağı iyi bir sürüş sunuyor. Onlarla kıyasladığınızda biraz geride kalıyor. Evet, onların en azından elektrikli direksiyon sistemleri var park manevralarında. Biraz daha yumuşak, yüksek hızlarda biraz daha fazla güven veriyor bu direksiyon sistemleri de. Ama burada da en azından yere sağlam bastığını hissedebiliyorsunuz. Tabii ki öyle ani manevralarda çok rahat olacağınızı düşünmemeniz gerekiyor. Ya da yüksek hızlı virajlarda böyle çok güvende hissedeceğinizi düşünmemeniz gerekiyor. Biraz daha tedbirli olmaya ihtiyaç duyan otomobiller. Ama mesela ESP sistemi standart olarak geliyor. Yasal zorunluluk olduğu için zaten o dönemlerde. ESP sistemi de gayet güzel çalışıyor. Ve sizi sıra dışı durumlarda en azından size yardımcı olabiliyor. Böyle bakmak lazım konuya. Konfor konusunda sağlam bir süspansiyon sistemi bu. Bozuk zeminlerle çok iyi baş eden bir sistem. Eğer araç doluysa torsiyon çubuğunun bazen kırılma sesleri ürettiğini duyabilirsiniz. Biraz vuruntulu çalıştığını hissedebilirsiniz. Ama bunun dışında çoğunlukla işini konfor konusunda gayet iyi yapan bir sistem. Buna karşılık mesela gövde salınımları konusunda ya da gövdenin yatması konusunda da böyle çok da önemli bir sorun da olmayan bir araçtan bahsediyoruz burada. Yani makul derecede size bir sürüş güvenliği ve sürüş konforu sunabilen bir araç. Ses konusunda, dış sesler konusunda öyle çok güçlü bir şekilde yalıtılmamış tabii ki otomobil. Lastik yuvarlanma gürültülerini en azından çok fazla içeriye almıyor. Bu açıdan baktığınızda bazı Japon otomobillerinden daha iyi olduğu bile söylenebilir. Ama genel anlamda, bu arada şu arkadaşlar yarışıyor herhalde. Ama genel anlamda bir uğultu var otomobilin içerisinde her zaman. Öyle çok da sessiz olamıyor hiçbir zaman. Bunu da belki bilmek iyi olacaktır. Buradan başka konu var mıydı acaba size anlatmam gereken? Ön hava yastıkları sadece geliyor C-Elize ürün gamı ile birlikte. Perde veya yan hava yastıklarını satın alamıyorsunuz. Bunun dışında böyle durumlar aslına bakarsanız 3 aşağı 5 yukarı anlatmam gereken başka bir konu yok herhalde.
Şöyle bir toparlayacak olursak, daha doğrusu sonuca bağlayacak olursak, Citroen C Elize için büyük bir bagaj, geniş arka koltuklar ya da kullanışlı arka koltuklar en azından. Bunlara ulaşmak istiyorsanız ve bir de tabii ki Peugeot Citroen motorlarına nispeten makul fiyatlarla ulaşmak istiyorsanız, bu otomobillerin üretim amacını anlamışsınız demektir. Bu otomobillerin zaten varlık sebebi, en başta da söylediğim gibi, tam olarak bu. Geniş bir bagaj alıyorsunuz, geniş arka koltuklar alıyorsunuz, makul kokpit alıyorsunuz, makul sürüş özellikleri alıyorsunuz. Hem güvenlik açısından hem konfor açısından kesinlikle rahatsız edici bir şey olmuyor sürüşün genelinde. Olaya böyle bakmanız gerekiyor. Ne kadar ekmek o kadar köfte. Aslına bakarsanız kolay ulaşılabilen otomobillerin genel durumu burada da geçerli. O zaman sanırım benden bu seferlik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.